Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Lan! Kaç! Kaç kaç. Kaç lan kaç! Oğlum ağzını dur lan beni. Sadece hortum. Tamam, hortum var burada. Biz ben marul kafa, bu da kafası. İsmail! Arkadaşlar herkese merhabalar. Farklı içerikli yepyeni videoyla karşınızdayız. Bugün sabah suyunda tutmuş olduğumuz dev kuzuyu Onur Sermik ailesiyle ve Marul Kafa ailesiyle afiyetle yiyeceğiz. Şimdi onlardan habersiz buraya geldik. Şöyle Marul Kafa kardeşim kendine yukarıya bir ev yapmış. Büyük ihtimal Havva yenge ile İsmail amca kovduğu zaman şu yukarıda Marul Kafa yazan yerde orada da yan tarafta köpekleriyle birlikte kalıyor. Gördüğünüz gibi evi burası. Adres vermiyoruz. Balığımız arabanın bagajında. Balık temizleme ve hemen ardından yemeğiyle videomuza devam edeceğiz. Hadi bakalım gidelim içeride neler var görelim. Kanka çok hazırlıksız geldik. Her an bir yerden şu anda düdüğe bastık, kornaya bastık o kadar. Ses soluk yok. Her an bir yerden torpil böyle diye gelebilir. Çünkü sıkıntılı bir baba ve sıkıntılı oğlunun evine geldik. Hemen bak buradan kimler geliyor. Anacığım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Abi üstü de bak duvarım seradaydı. Olsun ya. Nasılsın? Sen nasılsın? İyiyiz ama şimdi sizi gördük daha iyi olduk. Siz nasılsınız? İyi. Nerede deliller? Deliller biri susuladı. Tabağa bakmaya gitti biri de yatıyor. Vallahi mi? Biri çıktı yangıza çıktı bilmem oradan. Paylaşık o bir şey bak. Biri çıkıyorsa, kafasını gözünü çıkarırsa kendinizi sıkıntı. Tanıma. Sizin yolunuza ben de gider, torpilimi olup burada bir şey atarlar. Bunlar bu öklek geliyor. Vallahi. Vallahi geliyorlar, doğru söyleyeyim. Ben bakalım. Kendini tanı bak. Sen, çek et ki. Kol bacak giydi. Senin elleri güzelce bir öyle. Mayfıla oraya bir yere koy. Tamam. Bak kendine sıkıntı mı? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Lan! Kaç! Hoş geldiniz. Lan! 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 Hoş geldiniz. Ben sana demedim mi? Kaç kaç. Kaç lan kaç. İkisini de ben yedim. Ben sana yedim. Ben sana yedim. Oğlum bunlar var ya yemin ediyorum çete ya. Kanka yemin ediyorum çete. Allah belasını versin. Oğlum gel lan acur. İsmail amcan acur lan. Yiyecek mi? Yok. Oğlum yemin ediyorum çete bunlar. Lay! Siz çete misiniz lay? Hayır marul yok piyasada. O daha büyük tehlike. Arkadaşlar ben size dedim. Her an bir yerden gelir diye söyledim. Ve geldi. Bakalım bizi ne gibi bir tehlikeler bekliyor. Ben burada olursam tehlike olmaz size. İyi bari ya. Garantidesiniz. Hoş geldik, hoş geldin. Geliyor bak. Böyle karşılama olmaz ama. Tabii tören yapıyor ama o hemşire yapıyor. Patlamalar yapıyor. Ne olur lan? Temizken bunu tutsana sen. Ben şunları hayvanlara atayım da gelin. Ya işte balık alıyoruz işte. Senin arkadaşımız var balıkçı. Onu bir bulup kese. Onu bir konuşalım. Yayınla tamam mı? Buyurun arkadaşlar bak. Arkadaşlar burayı görüyorsunuz değil mi? Öyle boy 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 resim atıyor deniz kenarında. Şimdi bu balığı gördünüz değil mi? Şimdi onun eline büyük bir şey vereceğim. Çok seviyor eline büyük almayı. Boy boy balık atıyor kendi boyunca. Götünü örtüyorsun yetek gibi. Senin yanına geldim tehlikeli. Öpem bir. Öpem dedi. Öpem bir lan. Elin temiz seninle bir şey vereceğim. Temiz mi? Temiz lan. Buz gibi baksana. Aç aç kucağın büyük. Elin yüz almayı seversin sen. Ne kadar büyük. Eline veririm de göreceksin şimdi. Nereden tutacağız lan bunu? Burada ağzından bir aç bir. Buradan bir. Lan ağzını dur lan bir. Dur lan bir. Lan ağzını tek gelecek lan. Tut. Oğlum poşetten çıkaracağım tut. Lan öyle üstüm. Lan sen bilirsin lan ve iyi balıkçısındır sen. Aslan parçası. Ya yavrum be. Ben tuttuğum kadar vardı ya lan. Vallahi. Ne lan sen tuttuğun ufacıklar ha. Oğlum
Lan ama. Dur lan sen canlı mı hala o? Kaçırı yazdım lan. Denizde tutuldu, karada kaçıldı. Evet şimdi bunu şimdi güzel bir şekilde... Şimdi sen buraya ne isteyen bizden getirelim. Şimdi bir şey istemiyorum, sadece hortum. Tamam, hortum var burada. Yok ya, olmayacak. Süper. Herkes nasibini yermiş. Anladın mı? Sana yedireceğim nasibini ben. Şöyle bir getirsene. Bıçakta ne yazıyor okudun mu? Ne yazıyor? Ben İsmail Yıldırım. Ben İsmail Yıldırım'ın bıçağına. Adam sever. Sen de yatırayım mı böyle? Vay yavrum ben. İyi de sen tıraş mı ediyorsun? Aynen. Beni tıraş eder misin oğlum? Etmem ya. Aşağı yukarı kaç dakika yapıyor? He? Aşağı yukarı kaç dakikada yaparsın? Nereden nereye? Aşağı yukarı kaç dakikada yapıyor diyorsun? 20 dakikada yaparım sana. Bunu şuraya lan. Ya şey. Bunun altı yok. Bunun altı mı? Siyah mı pulun altı? Baksana bir. Sen de yıkadıktan sonra böyle zıvaşlayacaksın. Ne güzel oldu ya. Ben seni yıkamadan önce zıvaştırsam olmam öyle. Boşuna gider mi? Vallahi kesiyorsun ha. Sen de bu işi biliyorsun. Çok iyi değil mi? Bıçak iyi. Nusret gibi. İşin kolayına kaçalım. Muhteşem ya, bütün torpiller üzerinde patladı yani. Şöyle. Yapma. Baksana. O çorbalı da. Anacım neler yap. Çorbalı da. Uzunu yapma. Roka sever misiniz? Roka getireyim size. Anacım hiç fark etmez. Balın yanında roka getireyim ben. Hiç fark etmez. Canım nasıl istiyor söyle. Getireyim ben, roka getireyim. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Marul Kafa, bu da kafası. Uyuyordum, kusura bakmayın. Kankam hoş geldin. Hoş bulduk kankam. Günaydın. Teşekkür ederim. Günaydın. Saat 3. Abi 18'de video var, onu yetiştirmeye çalıştım. O zaman çok sağ ol. Herkes geç de olsa, erken de olsa videoya çöksün. Dostum eksiklerin torpilin atıldı mı? Havai fişeğin kankam, sıkıldı mı? Bak öyle torpiller atıldı ki. Kaşıntı tozun döküldü mü? Dur daha değil lütfen. Uçan bürek rengin arabana döküldü mü? Dökülmedi, yapma. Babanın arabasını gördüm. Eksikleri ne yani bu misafirlere sunduğumuz bir şey. Evet. Bu ne yapacak? Kanka bilmiyorum. Sana ayırdı baban. İsmail amca dedi ki bunu Marul'a verelim. Komik değil, tatsız. Tatsız şunu mı? Koyayım devam edelim. Marul misali. Gel lan bakalım. Neyi bu? Yakışıyor mu bak bak. Hepsi. Gara. Gara gaza. Gara gaza. Oo, zeytinyağlı mı olacak? Hem de arılı. Arılı mıydı? Arılı, arılı zeytinyağı. Bacanak nasıl olacak lan? Yemin ederim ilk kez böyle bir şey görüyorum. Ya dışından bir verip yok lan hala. Ay yazık zeytinyağına ya. Niye yazık ya, yiyeceğiz ya. Onur Sermi'nin babası
TikTok canlı yayınlarının müdahimi. Abi nasılsın? Güzel, Allah razı olsun canım benim. Uğur'umuzun kanalına balık videosu çekiyoruz. Benim de şimdi haberim oldu. Bize eşlik ettiğin için teşekkür ederiz. Birazdan pişiriyoruz. Tadarken sendeyiz. Gurme olarak sen varsın. Tamam, eyvallah. Ve Antalya gurmesi İsmail de geldi. Geldi, süslendi geldi. Tadına bakan mı? Geldi, dur. Tadına bakan mı? Kankam bir de sen tanıtsana. Kimdin? Necidin? Marul Kafa'nın babası. İsmail! Şu balığın kellesini sana yedireceğim yalan. Ne Mehmet değil mi? Yok seni yedim. Ben mi yiyeceğim? Evet. Sen onu yiyeceksin. Peki nasıl bir yemesi tür olacak onda? Sen o kendi isteğe göre. Herkesin fantazisi ya var. Ya ama var ya. İki dakika ne al daha diyor. Evet. Böyle ağacı asasım geliyor. İkinizin yan yana gelmesi. Bizi uyduruyor ama. Evet. Ben de geleceğim şimdi. Canım çekiyor bak girmeye çalışıyorum şu an. Bizi hemen uyduruyor. Abi. Yani her çektiğimiz balık videosunda bu konunun buralara gelmesi sadece 20 saniyemizi alıyor. Yemin ederim. Ve ikisi yan yana geldiğinde başlıyor. Ben onunla o yan yanayken yok. Onunla ben yan yanayken yok. İkisi. Bak. Bırakıyorum. Demek ki bu işte. Değil mi? Nasıl? Bak. İşte adam işte. Anlık ya. Saniyelim. Gece olsun gücü olmasın. En sonunda gel. Nasıl karşıladın? Nasıl? Niye öyle bir şey? Evet bunlara var abi. Yemin ediyorum bak. Oğlum tabii bir de kafamızda patladı kanka. Ne diyorsun ya? Hatta abi kaçacak yerde bulalım. Ana, valla. Ben, ikisi de bendeydi ya torbinin. Ne yapıyor ya? Vay be. Sen biz olsanız sen Mehmet'e alsaydık. Alır mı lan? Alırım. Valla vardır. Bu var ki getirsin. Harca. Kampa. Lokum mu be? He? Ama odama taşıma ne oluyor baksana ya. Hiç şey olmaz. Yemin ederim güzel. Biz bak bir gün balık tutalım. Ya benim kafamda canlandırdığım şey bu. Bir gün balık tutalım. Balığı tutup kampa gidelim. Ve yanımızda gurmeler de olsun. Gurmeler yemeği pişirirken, biz balıkları tutarken arka plan hızlandırılmış bir şekilde hemen yanaştık, gurmeler hazırlamış, çat çüt çüt yiyoruz, onayladık monayladık, tekrar geri balığa. Nasıl plan? Daima hazır. Ne güzel yapıyor ya. Çok güzel yapıyor. Arkamda ne işin var? Alıştanlar oldu lan. Biraz diyor. Kamera çekti görmedim. Şuraya bak. Bana versene. İsmail amca. Bırak kalemini. Tam lazım benim kuzunun kemiği. Teşekkür ederim. Rica ederim. Afiyet olsun. Bana vermeyeceğim birader. Taban nerede birader? Yok. Burada. Karnım aç ben kahvaltı yapmadım. Açık rokago. O garibim kaç gündür sabah kahvaltısını et döktümle yiyor şimdi balık yiyor. Dün kahvaltı yedi ama. Niye? Yaptı mı kahvaltı? Yedik ya beraber orada kahvaltı. Ha dün yaptı tamam. Şimdi bu ne balığı? Nereye oturuyor? Ne balığı bu? Oğlum daha hura pantolon balığı diyen. Video çekin. Vallahi bu. Ölsün. Vallahi bu ne balığı? Mehmet'ten bir kutsaklar. Tam kızarmış bir sefer. Kızarmış olsun. Hangi YouTuber'ın evine gidersen git böyle samimi doğal bir ortam kuramazsın. Kendimi övmüyorum, ailemi övüyorum bu arada. Diyorsun. Eyvallah, sağ ol. Peçete ver. Hemen babacığım. Kamera var ya. Hemen babacığım mı? Kimse alışkın değil buna. Mutlum ki. Amca nasıl buldun? Sağlık elinde sağlık. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Rastgele her zaman getir amca. Tamam mı? Yedin. Da. Yedin. Yemeğe gerek niye yok. Yorum yapıyorsun? Geçedi yedim ben. Adını biliyorum. Kanki çok samimi söylüyorum. Balığı tuttuğunda aklına biz getirelim. Acaba bunlar yemek istiyor mu? Canı çekmiş zaten mi? Zaten direkt ilk soru buradan. Ya, belki her tavaya balık attı biz aklımıza geleni görecekler diye. Hep story atıyor arkadaşlar. Bir aydır, bir buçuk aydır balık istiyoruz. Bunlar hep story atıyor. Aha. Sonunda tencere bile iki aydır orada kapalı duruyor. Al. Gel senin. Ha, sen oturacak ya. Anaların borcu dönmez gördün mü?
Ayıp birader ama yani. Burada balık balık diye bir buçuk aydır öldü. Pekala balıkla kahvaltı yapmak nasıl biliyordun? Dostum gayet keyifliyim açım. Sen bize balık getirdin. Arkadaşım bu da sana münasip yiyebilir. Çatır çok teşekkür ederim. Balon yerin ha. Harikasın. Soy değil yani. Soy. Bu adam gerçekten düşünceli bir adam ya. Çok düşünceli. Babam diye demiyor. Kral. Ne diyeyim halime, ne diyeyim? Yüzüme. Ne diyeceksin şimdi sana? Biz bunu aslında Tintin'in doğum gününde hediye etmeyi düşünüyorduk. Bugüne nasip çünkü ondan uzun zamandır balık istiyoruz. Buyur kardeşim. Doya doya ye. Acılar da benim. Acılar da senin. Hepsi benim. Teşekkür ederiz. Çok güzel karşılandık. Torpille karşılandığını mı diyorsun? Yufka ekmeği derler buna. Öyle değil. Et, balık, kelle bunlar yerinde elle. Doğru dedin lan. Zaten çok güzel olur. Eline sağlık. Gerçekten afiyet güzel abi. İsmail amca bunlar tomaç mı yapıyor? Abi tabii şey ya. Tomacı var çok bilmez ha. Tomaç o. Eskiden biz şekerle yapıyorduk onu. Biz susam tarlaların içinde tomaç yerdik. Bildiğin var senin. Ben de pamuk tarlasının içinde yerdim. Niye hep tarlanın içindeydik onu da sorgulamak lazım. Efsane. Harika. Herkese afiyet olsun diyorum. Eline sağlık. Abi, eline sağlık. Teşekkür ederim. Kardeşim için kahvaltıydı ama. Gerçekten hem güzel bir pazar oldu bizim için hem de sürpriz oldu. Haberin yoktu geleceğimizden. Hem eline sağlık hem emeğine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ara ara olsun bu. özletme diyorsun. Salata, ekmek, masa, şu envarterler, işte pişirme falan bir 200 lira alırsak Uğur'cum. Mutlu olacağız. Mutlu olacağız diyorsun ya. Yani. Balon kilosu 200 lira ama sen borç çıkarsın. O onun. Bana. O onun problemi. İstemedi. Ama burada bir şey var. Ama burada anacığım var. Anacığım hani bunların hepsini bana. Hepsi sana helal olsun çocuğum. Hı. Bitti gitti. Bitti gitti. Aynen. Bitti. Şunu Ronaldo gibi. Bu arada bu balığı tutup yememize vesile olan Kaan Demir kardeşimize de çok teşekkür ederiz. Kendisini selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Gel. Evet, ne diyoruz? Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Barmakla dedim. Barmakla. Barmaklayın. Öyle dedi. Dediğim gibi. Ne yaptın lan? Çocuğu beğeni. Gerçekten Türkiye'nin en doğal ailesi ve en doğal ortamında Havaanam'da buradan gerçekten canı gönülden çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ettim çocuğu. Muhteşemdi, her şey muhteşemdi. Elinize sağlık. İsmail amcam olsun. Herkese tekrardan afiyet olsun diyorum. Sağ ol. Eline oğluna sağlık. Eline konu sağlık. Uğur abicim. Kanalımda da ilk defa böyle doğal bir ortamda, doğal bir aileyle ilk videom olacak. İnşallah beğenirsiniz. Beğendiyseniz de gerçekten yorum kısmına çökün ve inşallah bu videoların devamı gelsin istiyoruz. Yani umarım bu ekstra bir videoyu çekelim diye bir şey sarf etmediğimiz size geçmiştir ve bu samimiyet, bu enerji size yansımıştır. Şimdi nasıl videolar atıyorsun ya da izleyicinin tepkileri nasıl geliyor bilmiyorum hep ama. Hep balık hava. Gerçekten samimi, doğal bir ortamdayız. İnşallah samimiyetimiz size geçmiştir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlarım.